Kazakistan'da peki neler yaşanıyor? Kazakistan sevgili seyirciler 2030 yılına kadar askeri teçhizatını yenilemeyi planlıyor. Bu arada Şanghay İşbirliği Örgütü'yle ticaret hacmi de 50 milyar doları aştı Kazakistan'ın. Detayları alacağız. Nur Sultan muhabirimiz Caner Salıbay'dan. Teşekkür ederim. Evet, Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından ülkenin askeri teçhizatının yenilenmesine ilişkin yeni açıklama yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi ile 2030 yılına kadar ülkedeki silahlı kuvvetlerin askeri teçhizatının tamamen yenileneceğini açıkladı. Kararnameye göre ülkenin silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları dikkate alınarak askeri düzeyin ve teknik teçhizatların güçlenmesi ve yenilenmesi konusunda çalışmalar başlatılacak. Öte yandan Kazakistan'ın Şanghay İşbirliği ülkeleriyle ticaret cirosu 50 milyar dolara buldu. 2021 yılının sonunda Kazakistan'ın Şanghay İşbirliği örgütüne üye ülkeleriyle yaptığı ticaret hacmi %62'si endüstriyel yönde olmak üzere 50 milyar dolara buldu. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Marat Karabayev Taşkent'te yapılan toplantıda Kazakistan tarafından yapılmakta olan çalışmaları belirtti ve ortak projeler hakkında bilgi verdi. Bakan yardımcısının açıklamasına göre şu anda Kazakistan Rusya ile ortak 60 projeyi hayata geçiriyor. Çin ile 50, Özbekistan ile de 15 proje üzerinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan Kazakistan, Hindistan, İran ve Çin vatandaşları için 14 günlük vizesiz seyahat uygulamasını hayata geçiriyor. Kazakistan'da tek taraflı olarak yapılmakta olan bu proje kapsamında Çin, İran ve Hindistan'dan gelen vatandaşlar Kazakistan'da 14 gün vizesiz kalabilecekler. Kazakistan Gümrük Komitesi'ne yapılan açıklamaya göre söz konusu yürürlük 8 Mart'tan itibaren yürürlüğe girdi ve uygulama kapsamında uygulamaya bu kişilerin Kazakistan'daki toplam kalış süreleri her 180 günde 42 takvim gününü geçmeyecek ve bu kuralın ihlali durumunda ise idari cezaya tabi tutulacak. Öte yandan daha önce yapılan çalışmalar sırasında Kazakistan'ın vizesiz seyahat edebilecek ülkelerin sayısını 74'ten 100'e çıkarma kararını aldığında hatırlatalım ve sözü tekrar size bırakalım. Salıbay'a teşekkür ediyoruz. Kazakistan gündeminden notlar böyleydi sevgili seyirciler.